Sayın Genel Başkanımız bu törenimize onur verdi. Öğleden sonra da Odun Pazarı'nda mitingimizi yapacağız. Konumuz yine kadın. Çünkü benden sonra Eskişehir'de Türkiye'nin ilk büyükşehir belediye başkanı bayan Ayşe Ünlüce'yi yakında bütün gönlümüzden kopan sevgilerle birlikte atacağımız oylarla iş başına getireceğimiz Ayşe Ünlüce'yi bugün mitingde de göreceksiniz. Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum aramıza katıldıkları için. Bu anıt Eskişehir'de olmalıydı. Eskişehir'de arkada gördüğünüz ulusal anıtımız, ulus anıtımız, onun önüne ona layık olan ve hepimizin düşüncelerini, arzularını sembolize eden anıtı yapmaya karar verdik. Anıt, Büyükşehir Belediye'mizin annelerimize ve bütün kadınlarımıza saygı ve şükran anıtı. Bu ömür boyu bizden sonra da bu anıt, bu meydanda çocuklarımıza, gelecek kuşaklara annenin, kadının ne derece ünlü, ne derece saygıya, sevgiye layık olduğunu ve biz erkekleri bir elmanın yarısına benzetirsek diğer yarısı da kadınlarımızdır. Hiçbir fark yoktur. Ancak ikisi birleşince dünyaya sevgi, dünyaya saygı, dünyaya üretim, dünyada mutlulukların gerekçesi ortaya çıkıyor. Bu heykel Eskişehir'de gördüğünüz bütün heykellerin önemli bir bölümünde olduğu gibi kolektif bir eser. Bu eserin mulajı bugün maalesef İzmir'den buraya gelemediği için size isminden bahsedeceğim İranlı bir sanatçımızın eseri mulajı. Ama bizdeki bütün eserlerde olduğu gibi, heykellerde olduğu gibi bir kolektivite var. Çünkü esas mulajı yapan yahut deseni çizen, fikri yürütenlerin, modeli yapanların dışında heykellerin tümünün üretimi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan hepsi kolektiftir. Benim birkaç tane benim ismimi taşıyan heykeller var. Balmumu heykeller dışında somut heykellerden bahsediyorum meydanlardaki. Ve sanırım bu heykelle birlikte Eskişehir'deki heykel sayısı da 100'ü geçiyor. İnşallah bizden sonra yetişen öğrenciler atölyelerde hala çalışıyorlar. Çok güzel eserler meydana getirecekler. Geçen gün Kent Park'ta bir kütüphanenin, üniversite gençleri için yaptığımız bir kütüphanenin açılışında önce sergi vardı. Sergi ilkokul çocuklarının, anaokulu çocuklarının resim sergisiydi. İnanır mısınız? Şaşırdım, inanamadım. Her bir eser o kadar sanat değeri dolu eserler ki o küçücük çocukların yaptıkları heykeller, alayım istedim. Yüzlerce resim vardı ve yüzlerce sanat eseriydi hepsi. Bunu sanattan iyi kötü anlayan birisi olarak burada söylemekten mutluluk duyuyorum. Yani Eskişehir'in bir anda 10 yıl ötedeki sanat şehri olmanın zenginliklerine yetişecek binlerce genç sanatçının gelmekte olduğu haberini bana veriyordu, müjdeliyordu adeta. Ben daha fazla sözümü uzatmak istemiyorum. Ancak kadının gerçekten bundan böyle layık olduğu değeri kazanabilmesinde hepimizin büyük gayret sarf etmemiz gerektiğine inandığımı belirtmek istiyorum. Özellikle annelerimizin erkek çocuklarını yetiştirirken kendilerine ve bütün hanımlara, kadınlara nasıl saygı gösterileceğini öğretmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunu istirham ediyorum, sizden istiyorum. Küçükten itibaren erkek çocuklarının anneye, kadına olan saygının ne demek olduğunu öğretmelerinin zaruret haline geldiğini, mevcut iktidarın bugünkü politikalarına baktıkça daha çok hissediyor, daha çok ihtiyaç duyuyorum. Bunu burada ifade etmek istedim. Ben sayın ve değerli genel başkanımızın kürsüden aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu bildiğim için kürsüyü kendisine terk ederken konuşmasından sonra da
bu anıtın açılışını bizlere lütfetmesini kendisinden rica ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Bugün buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak geldim. Yanımda bir genel başkanımız daha var. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka ve çok değerli yöneticileriyle birlikte yoğun bir tempoda yerel seçimlere yönelik çalışırken, tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir yerde, bir ilde geçirecektik. Bu noktada hangi ilde geçirsek diye konuştuğumuzda kadın kollarımızdan gelen öneri Eskişehir'de olmalıyız. Bir gün önce Bilecik'te olmalıyız dediler. Dün Bilecik'te kadın belediye başkan adayımızla, aslında belediye başkanımızdı, küçük bir aksilikle 1,5 aylığına koltuğundan uzak kaldı. Melek Mızra Subaşı ile birlikteydik. Tam 8 Mart gününde de hem şehircilik anlamında, yani yerel yönetimlerle ilgili bir vurgu yapılacaksa, yerel yönetimlerin kadın erkek eşitliğine, cinsiyet eşitliğine gösterdiği hassasiyete bir vurgu yapılacaksa ve bir yerel yönetim efsanesinin belediye başkanlığını, büyükşehir belediye başkanlığını birlikte uyum içinde çalıştığı ve şimdi gönül rahatlığıyla Eskişehirli hemşehrilerin teveccühüyle teslim edeceği bir kadın belediye başkanının, Ayşe Ünlüce'nin kampanyasına da destek vererek bugünü burada geçirmek istedik. Bugünün benim için en önemli kazanımlarından bir tanesi, çok duyduğum, çok bildiğim birisiyle tanışmaktı. Çok merak ettiğim birisiyle tanışmaktı. Yılmaz Hoca'nın hayat hikayesine ilişkin kitapları var. Her birini imzaladı, bana verdi. Başucu kitabım olarak fırsat buldukça okuyorum. Hayatıyla ilgili her türlü röportajı ve özellikle belgeselleri izliyoruz. Kendi ağzından dinliyoruz ve diyoruz ki bu kadar iş bir ömre ve bir şehre nasıl sığar? Gün 24 saatse yetmez. Ay 30-31 günse yetmez. 12 aylık yıla yetmez. Bunca yıla bu kadar iş nasıl sığdırılır? Ve böyle birisinin nasıl bir aile yaşantısı vardır? Herkesin söylediği Seyhan Hanım'ı bir tanı derlerdi. Bugün tanıştık. Seyhan Hanım'ın ortak özelliği hocanın çekindiği tek insan olması. Derler ki Eskişehir'de herkes hocadan çekinir. Eksik çalışırsa, bir işi yarım bırakırsa, bekleneni vermezse hocanın gözüne görünme diye. Hoca kimden çekinir? Bir tek Seyhan Hanım'dan çekinir. Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kadar başarılı bir hayat hikayesi tek başına yaşanamaz. Bu kadar başarı bir hayata sığdıysa esas Seyhan Hanım'ın fedakarlıklarıyla, gayretleriyle ben kendisini yürekten alkışlıyorum. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Burada pek çok emekçi kadınla, özellikle Eskişehir yerel basınında emek sarf eden kadın arkadaşlarımızdan başlayarak Eskişehir'deki, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz önce bahsettiğim kadın kollarımızın çok önemli gayretleri var. Yaşamak projemiz var. Çağrı merkezimiz var. Sadece çağrı merkeziyle bitmeyen, bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla 125 kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyle, eczacı odalarıyla, tabip odalarıyla, derneklerle yapılmış protokoller var. 4000'den fazla kadının hayatına dokunmuş, ondan haberdar olmuş, o hayata gerekirse hukuki destek sağlamış, gerekirse daha sonra hayata tutunma sürecinde katkı sağlamış, hala etkileşim halinde oldukları çok sayıda kadın var ve biz bu projemizin, bu örnek projemizin gördüğü kadınlardan gördüğü destek, kadınların gösterdiği ilgi ve kamuoyunun gösterdiği ilgiden
son derece memnunuz. Kadın kollarımıza ve bu projeye katkı koyan bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Bu yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir. Ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız. Bundan önce sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Tek Büyükşehir Belediye Başkanımızdı kadın. Şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere 5 Büyükşehir Belediye Başkanımızda kadın adaylarımız var. Her birisi birbirinden güçlü, birbirinden iddialı isimler. Bütün illerde, ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var. Cumhuriyetin yüz akı kentlerden bir tanesi olan İzmir'imizde tamamı seçilecek yerden 9 kadın adayımız var. 1 milyona yakın nüfuslu 3 ilçemizde, İzmir'in en büyük 4 ilçesinden 3'ünde kadın adaylarımız var. Ve özellikle yaptığımız ön seçimlerde artık kadın kotasını pencere usulü, yani toplamda %30'la değil, ilk 3'te, ikinci 3'te, üçüncü 3'te diye pencere usulü kadın kotasını uyguladık. Bundan sonra hedefimiz eşit temsildir. Kadına seçme seçilme hakkını dünyadaki bugün gelişmiş bütün ülkelerden kiminden 40 yıl önce, kiminden 30 yıl önce tanımış ve kadınların bu hakkı elde ettikleri, hak ettikleri bu topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi er ya da geç ama cesaretle siyasette eşit temsili getirmek durumundadır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli bir iddiamız var ve bundan sonra kadınların ve gençlerin siyasete doğrudan dahil oldukları ve Cumhuriyet'in esas teminatının bu olduğunu hepimizin gördüğü bir süreci yaşamak durumundayız. Son sözüm, eğer Eskişehir'de bana sorsanız ki elinde bir nazar boncuğu var, AK Parti'ye ödül vereceksin, hangi yaptığı işten dolayı ödül verirsin diye sorsaydınız, İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul'da imzalanmasını ve meclise getirip onaylanmasını söylerdim. Bu kadar önemli bir işti. Hep birlikte katkı vermiştik. İmzalandığı tarih son 15 yılda kadın cinayetlerinin azaldığı tek yıldır. Devletin iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm kurumlarıyla niyetini beyan ettiği yıldır. Kadına karşı şiddetin cezalandırılacağı ve bu konuda bir kararlılığın çok net vurgulandığı bir yıldır. Ve o yıl kadın cinayetleri de kadına karşı şiddetle düşmüştür. Sonrasında bu konudaki uygulamalardaki gecikmeler, savsaklamalar, uygulama eksiklikleri yeniden cesaret vermeye başlamıştır. Ve maalesef bir seçim kazanmak uğruna geçmişte Hizbullah terör örgütünün avukatlıklarını yapanlar yapacakları ittifaka ön şart koştukları için ve bugün kadınları sahiplendirmek, bekar kadınları sahiplendirmek lazım diyen bir zihniyetle ittifak kurulması uğruna ve onların talepleri uğruna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle geçirdiği bir uluslararası anlaşmadan bir kişi tek başına çekilmiştir. O andan itibaren Türkiye'de kadına karşı şiddet eğilimindekiler cesaretlenmiştir. Kadın cinayetlerine yönelik caydırıcılık azalmıştır. Hemen ardından yeni bir mevzi kazanmak isteyenler bu sefer kadına karşı şiddetle ilgili kanunu tartışmaya açmışlardır. O konuda taviz beklemektedirler. Maalesef uygulayıcıların bu konuda Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıysa demek ki kadına karşı şiddet konusunda uygulamada da daha tavizkar olmak gerekir anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Bundan sonraki adımlar nafakadan başlayarak kadınların Cumhuriyet'le birlikte kazandıkları tüm hakların miras hakkı dahil tartışmaya açılmaya çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Ve medeni kanunun bir sur gibi görüyorlar kadın hakları için.
Orada koca bir gedik açtık diyorlar İstanbul Sözleşmesi'yle ve saldırmaya devam ediyorlar. Nafakayla, miras hakkıyla ve medeni kanuna ağır bir saldırının hemen evvelindeyiz. 8 Mart vesilesiyle söylüyorum. AK Partili kadınlara, Milliyetçi Hareket Partili kadınlara seslenmek gerekiyor. Bu iş siyaset üstü bir meseledir. Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır. Ben burada CHP'nin yaptıklarını değil, bu konuda CHP'nin direnmek ve mücadele etmek isteyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadınlarla siyaset üstü bir dayanışma için söz verdiğini ifade etmek istiyorum. Birlikte olalım, medeni kanuna karşı, kadının sosyal hayata katılmasına karşı, miras hakkına, nafaka hakkına karşı yapılacak saldırılarda hep birlikte Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına ve Cumhuriyet'in teminatı kadın erkek eşitliği adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buradayız, varız ve hep birlikte mücadeleye hazırız. Eskişehir'de olunca bir kent nasıl olmalının tam karşılığını alıyorsunuz. Bir kere bir kentte kadınlar erkekler bu kadar eşit ve bir arada olmalılar. İkincisi kentin nefes aldıran meydanları olmalı. O meydanlarda simgeleşmiş anıtlar olmalı. O meydanların ulaşımı toplu ulaşımla sağlanmalı. Bir konuşmacının sözü kesilecekse hafif raylı sistem geçiyor diye kesilmeli. Ve 8 Mart gibi bir günde sadece konuşulmamalı, oraya bir simge de bırakılmalı. Bu ulus meydanında, ulus anıtının hemen önüne annelerimize ve tüm kadınlarımıza minnet ifade eden böylesi bir anıtın kazandırılıyor olması da bugün için çok anlamlıdır. Ben Yılmaz Hoca'nın öğrencilerinin yaptığı o muhteşem videoyu ilk günlerde her akşam yatmadan önce 3-4 kez izliyordum. Şimdi de yolculuklarda falan açıp bakıyorum. Bilmeyenler eski diyor, o şehir hiç eskimiyor diye biten. Orada çok sayıda her yaştan kadının çok mutlu bir şekilde gülümsediğini gördük. Eğer Yılmaz Hoca olmasaydı, eğer Seyhan Hanım olmasaydı, bu çağdaş Atatürkçü yönetim anlayışı olmasaydı bu şehirde kadınların yüzü gülmezdi. Yılmaz Hoca'nın bugün Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla son 8 Mart'ı ve 8 Mart'ta böyle bir son dokunuşla şehre, kadınlara, annelere bir minnet anıtı bırakarak bu görevini bırakıyor. Ama bir kez daha tekrar etmek isterim. Yolda gelirken il başkanımızla ve Ayşe Hanım'la da sohbet ediyorduk. 1 Nisan sonrasına ilişkin hocam, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin eş güdüm, eğitim ve denetimden sorumlu genel koordinatörü olacak. Çok önemli fikirleri var. Yerel yönetimlerdeki bürokratların iyi eğitimle yetiştirilebileceği bir akademinin kurulması, 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimlerle belki bir özel üniversite, vakıf üniversitesi statüsünde yerel yönetimler üniversitesinin, akademisinin kurulması, hem siyasetçilere orada belli kursların, derslerin verilmesi, hem de ihtiyaç duydukları liyakatlı kadroların oradan yetiştirilmesi de dahil olmak üzere, hem bir insan kaynağına, yetişmiş insan gücüne yönelik bir akademinin başında olması, hem de mevcut belediyelerimizin eş güdümünün, eğitiminin ve denetiminin 1 Nisan'dan sonraki süreçte yapılmasıyla ilgili yine biz Yılmaz Hocamızı Seyhan Hanım'ın yüksek müsaadeleriyle çalıştırmaya devam edeceğiz. Bu kez Eskişehir'e değil, tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere katkı sağlıyor olacak.
böyle bir günde böyle bir hazirunla güne başlamak, Eskişehir'in aydınlık yüzlü kadınlarıyla el sıkışarak güne başlamak ve böyle bir anıtı Yılmaz Hoca ile birlikte açmak bana da çok iyi geldi. Tahmin ediyorum tüm kadın kollarımıza, tüm kadın yöneticilerimize iyi geldi. Bize böyle bir gün yaşattığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışma duygularımla, eşitlik duygularımla tüm Türkiye'deki tüm kadınları saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var. Sanatçı arkadaşımız bir İranlıdır. Bunun da bir ayrı anlamı olduğunu burada sizlere duyurmak isterim. Kendisi gelemedi ama Afşin Esfendiyari'yi size saygı ve sevgilerini gönderiyor. İnşallah darısı İranlı hanımların da başına diyor efendim. Saygılarımızla.